seni sana anlatacak, seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rapçi Profesör Doktor Sinan Canan. Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz değerli konuklar. Yine her hafta olduğu gibi Sinan Canan'la NTV ekranlarında Açık Beyin sizlerle beraber. Çok şükür yine bir araya geldik. Mevzuya da giremedik bile. Kaç bölüm oldu? Galiba 27. bölüm falan. Valla ben saymayı bıraktım artık. İnsandan bahsediyoruz, fabrika ayarlarımızdan konuşuyoruz, günlük hayatımızı nasıl yaşarız diye çeşitli başlıklar altında hep kendimizden bahsediyoruz. Hem stüdyodaki sevgili konuklarımızla hem de siz ekran başındaki sevgili dostlarımızla böyle en azından kendimize ayırdığımız şu yaklaşık bir saatte azıcık bence hayatın en önemli mevzunda biraz meditasyon yapıyoruz aslında yaptığımız iş o. Yani burada aslında bir vesileyle bir aradayız. Ana amaç bu vesileyi de kullanarak diğer birçok vesileyle beraber kendimizi tanımak ve bu konuda biraz derinleşmek. Bugün stüdyodaki konuklarımızın dertleri üzerine sohbet edeceğiz. Dertli be burası. Dertler dergahı burası. Çok ciddi bir derdim var benim. Suçlandığım anda kalıyorum. Berbat şeylere neden olan insanlar bile bizim aslında çok önemli öğretmenlerimiz olmuş. Hocam benim derdim direkt beyinle. Dışarıda tek başına zıplayarak gezen bir beyin gördün mü? Yok. Yok, bedenin dışında beş para etmiyor. Benim derdim insan. İnisiyatifi alalım, şikayeti bırakalım, coşalım. Herkesin bir tutkusu oluyor mu yani? İlla ki bu yolun sonunda bulabilir miyiz? O mesleğe kendinden bir şey kattığında o senin tutkuyla yaptığın bir işe dönüşüyor. Efendim dediğim gibi bayağıdır yani buradaymışız. Arkadaşlardan biraz önce şimdiye kadar ne konuştuk diye bir liste istedim ben. Tövbeler olsun dedim yani bu kadar şeyden bahsetmiş miyiz? Bir hızlıca şimdiye kadar olan bölümlerde ana başlıklar nelermiş bir onları hatırlatacağım. Çünkü bugün biraz değişik bir şey yapacağız sizlerle beraber. Mesela birincisi bedenimizin gariplikleri diye başlamışız benim en sevdiğim mevzu. Hayatın anlamını konuşmuşuz. Kaos ve belirsizliği konuşmuşuz. Nedir şu beyin denen organ demişiz. Bilinç ne işe yarar demişiz. Risk ve güvende olma arzumuzun kökenlerini konuşmuşuz. Yeni dünyanın nasıl bir yer olduğundan bahsetmişiz ki rock and roll bir bölümde hatırlıyorum. Belki izleyenler vardır. Yalnızlığı konuştuk, çağımızın büyük problemi. Ahlak, netameli bir şey. Doğuştan mı gelir, sonradan mı olur? Bunu konuştuk. Başarı, dünyanın en tehlikeli kelimesiydi. Onu da izleyenler hatırlar. Onu da uzun uzun konuştuk. Neden yapamıyorum? Bazı şeyleri niye beceremiyoruz? Bunu konuştuk. Yani gerçekten beceremiyor muyuz yoksa zihinsel kilitlerimiz mi var? B şıkkında karar kılmıştık. İyilik iyileştirir, iyiliğin iyileştirici gücünü konuştuk. Neden iyiliğe programlı olduğumuzdan bahsettik. Hemen ardından tabii ki bizi insan yapan en önemli özelliklerimizden biri sosyal beynimizin marifetlerini konuştuk. Geçmiş ve gelecekten biraz bahsettik. Yani zaman algımızın bize neler ettiğinden ve tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak ölümden bahsettik. Pek yapmadığımız bir şey ama burada ağzımızdan yel almadı. Biz baya baya nalına mıhına bu konuyu konuştuk. Stres. İnsanın fabrikalarının dördüncü maddesi hatırlayacaksınız. Onu yönetmek lazım. Stressiz bir yaşam mümkün mü? Bunu konuştuk. Karar verdik ki mümkün değilmiş. Ama yönetmek gayet mümkünmüş. Onlardan bahsettik. İnançlarımız, neden inanırız ve gerçekler. Gerçekten gerçeği bilebilir miyiz? Bundan bahsettik biraz. Biraz ümit kırıcı bir bölüm olmuş olabilir. Çünkü pek gerçeği bilemeyeceğimizi fark ettim. Ben dediğim kişi kim? Ben ne? Ondan bahsettik. O bölüm de bir değişikti. Tuhaf sorular gelmişti hatırlıyorum. Akış deneyimini, kendi akışımızı bulmayı, daha yaratıcı, daha üretken olmanın zihinsel kodlarını konuştuk sizle. Hikayelerin bizim için neden bu kadar önemli olduğunu, neden zihnimizin hikayeyle çalıştığını biraz irdeledik. Sonra en tuhaf konulardan bir tanesi açlık nedir diye konuştuk. Açlık niye aslında sandığımız kadar kötü bir şey olmayabilir? Biraz açlık reklamı yaptık ve açlığın onarıcı gücünü hep beraber keşfettik. Uzun yaşamın sırlarından bahsettik. Sanıyorum en çok ilgi çeken bölümlerden biri oldu. Çünkü uzun yaşamak aslında pek de öyle önemli bir şey olmayabilir noktasına gelmiştik o gün. En önemli arayışlarımızdan birini konuştuk. Mutluluk nedir dedik. O bölümde vallahi çözdük mü bilmiyorum ama bayağı bir derinleştiğimizi hatırlıyorum.
En net ameli mevzulardan biri olan bağımlılıkları konuştuk. Beyindeki mekanizması ve kendi günlük bağımlılıklarımızın bize neler ettiğine biraz baktık. Ve iki bölüm halinde de beyin hakkında aslında pek bilimsel temelleri olmayan nöromitler dediğimiz inançlarımızdan bahsettik. Bayağı bir şey konuşmuşuz. Bugün ise konu başlığı yok. Bugün stüdyomuzda sevgili konuklarımız var. İsterdik siz de burada olun ama stüdyomuzun belli bir kapasitesi var. Eğer siz de daha sonra programımızda konuk olmak istiyorsanız açıkbeyin.com/ntv adresindeki formu doldurun. İster bireysel ister grup olarak burada sizleri de ağırlayalım. Bugün stüdyodaki konuklarımızın dertleri üzerine sohbet edeceğiz. Bir derdim var. O yüzden bölümün başlığı bu. Ben biliyorum hepinizin bir derdi var. Dolayısıyla bugüne özel olarak artık benim hatırlatıcıya da ihtiyacım yok. Kartlarımı bırakıyorum. Nadiren kullandığım bilmez kişi koltuğumu alıyorum arkadaşlar. Şimdi bilir kişi olarak burada değilim. Beraber sizin atacağınız gollük ortalarla biraz sohbet etmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Format hoşunuza gitti mi? Derdi olanların, evet. Sevdik bu formatı. Ben bu arada ilk, yani 1998 yılında galiba, daha internet yeni yeniyken Türkiye'de blog yazmaya başlamıştım. 2000 yılı gelmeden hatırlıyorum. İlk defa web sayfamda soru cevap diye bir bölüm açtım. O günden beri bir hastalığım var. Birileri bana soru sorsun. Hep derdim bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani her sorunun cevabını bildiğimden değil. Hatta ilk sorularda çok apışıp kaldım. Fakat bir hocam ta zamanında bana bir şey öğretmişti. En iyi öğrenme yolu bilmediğin konuda sana soru sorulması. Gider oturur çalışırsın demişti. Bu benim zihnime biraz işlemiş galiba. O yüzden hala soruları çok severim. Biliyorsunuz yıllardır YouTube'da soru yorum programları devam ediyor. Onun ayrı hastaları var zaten. Burada da biraz aslında bir derdim var bölümü. Biraz soru yorum modundayız. Ama baştan bir hatırlatayım. Ben naçizane bir biyolog ve sinir bilimciyim. Hani bana tutarak kek tarifi sorarsanız orada pek ilerleyemeyiz. Değil mi? Yani azıcık böyle insanın fabrikaları, evrimsel geçmişimiz, beyin yapımız, davranış beyin ilişkisi. Bazen şehircilik konusunda falan da konuştuğum oluyor da nadir oluyor bunlar. Mesela bu alanlarda derdi olanların bir ellerini göreyim bakayım. Kimlerin derdi var? Dertli be burası. Dertler dergahı burası. Peki ilk derdini kim açmak ister efendim mecliste? Şuraya bir mikrofon alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Emel. Emel hoş geldin. Evet hoş bulduk hocam. Şimdi ben öğretmenim. Ve yeni nesille birebir temas halindeyim. Ve 22. yılımı çalışıyorum ve şu an artık kendime şöyle bir soru soruyorum. Yapay zekanın çok etkin olmaya başladığı, daha ucunu görüyoruz. Hani ileride bir 10 sene sonrayı ben öngöremiyorum şahsen artık. Dolayısıyla bizim çocuklar için, yani Z kuşağı için, alfa, beta kuşağı hepsi böyle sıralanıyor ya. Bence en son başarı geldi, tanımı... Ben de saymadım. Doğru. Efendim? Kuşaklar gidiyor. Ben de en son nereye geldiklerini saymadım. Ben vallahi takip ediyorum. Benim kızım var tamam. Alfa. Öyle mi? Şimdi Allah betalar kolay doğdu. Ama hep şunu düşünüyorum. Biz çocuklarımıza başarılı olma kavramını artık nasıl aktarmalıyız? Çünkü bence bu kavram biraz değişti. Yani bizim dönemimize göre başarılı olmakla şu an bu hayatta, bu sistemde başarılı olmak bence aynı şey değil gibi. Zihin gücünü bence daha çok kullanmayı, yani bu bilgileri çocuklara ulaştırmalıyız gibi geliyor bana daha fazla. Hani daha evvel başarı bölümümüzü izlemiş miydiniz? Başarı evet konusunda konuştuğumuz. Mesela orada büyük oranda buna yeni bir tarif getirmeye çalıştık. Yani başarı o tutulan havuçlardan hiçbiri değildi. Onu konuştuk. Yani o diplomalara bilmem nelere, sosyal statülere, maaşlara erişince biliyorum mutlu olmuyoruz yani. Başarı biraz kendinle ilgili bir hayat yolu tutturabilmek ve çabasız yaşayabilmek diye bir şey çıkmıştı orada. Yani kolay yapabildiğiniz şeyi yaparak hayatınızı idame ettirebilmek. Ama bunun için çok çabalamak lazım diye gelmiştik orada. Ya ben öğretmenlik yapmadım hiç ama tabii işim gereği devamlı eğitimle ilgileniyoruz ve arada bir müfredat konusuyla ilgilenmem de gerekti. Mesela nörobilim temelli bir müfredat okul yapısı falan üzerine çalıştık senelerce. Müfredat aslında temel olarak kazanımlarla ilgileniyor bildiğim kadarıyla. Yani öğrencilerimize bu dönemde şu senede şöyle şöyle bir şey kazandıracağız diye. Ama size çok da ne yapacağınızı söylemiyor. Mesela ben birçok öğretmen arkadaşıma sıklıkla şunu söylemeye çalışıyorum. O kazanımı kazandırmanın 1000 tane yolu var. Ve daha önceki öğretmenlerin yaptığı şeyleri tekrar etmek dışında
belki her sabah olmaz ama senede birkaç kez ya bugün şöyle bir cinslik yapsak da bu çocuklara şu konuyu şöyle öğretsek diye bir coşabilirsiniz mesela. Ve emin olun böyle bir sabah yani evinizden çıkarken ya dur ben bugün bu konuyu çok değişik bir şekilde çocuklara öğreteceğim dediğiniz o ders, o konu var ya. Öğrencilerinizin %80 onu hayatları boyunca unutmayacaklar. Unutmayacaklar. O kazanımları hep öyle kazandırmak zorunda değiliz. Müfredat içinde inisiyatif almak isteyen için çok büyük özgürlük alanları barındırıyor. Ben bir daha bu derdiniz karşılığında benim de bir derdimi böyle masaya koymak isterim. Biz çok algoritmik yaşıyoruz sevgili dostlar. Üniversite hocaları hemen hemen hep aynı şeyi yapıyor. Öğretmenler hep hemen hemen aynı şeyi yapıyor. Bu biraz insan gördüğünden ders alıyor ya. Herhalde öyle bir derdimiz var. Ama mesela benim hayatımda yaptığım bir tane işe yarar bir şey varsa, yani kendi özel hayatım dışında, dışarı dönük hayatımda, üniversite hocası bunu yapmaz denen her şeyi yapmak hakikaten çok hayırlı oldu. En son mesela Ankara konserinde, Ankaralı rockçılar da çok fena, bir toplandık. Daha 50 küsur yaşında profesör bunu yapar mı derler ya, eze eze yaptık vallahi, çok da güzel bir şey oldu. Birilerinin böyle cins bir şeyler yaptığı dünyada, eyvallah. Birileri ne kadar çok cinslik yaparsa bizim beynimiz hatırlayınız sıra dışı olan şeyleri görünce uyanıyor. Ayılıyor. Anam diyor burada bir şey var diyor. Dolayısıyla her gün aynı şeyleri söyleyen bir yerde insan kapatıyor şalterleri. Sevgili hocam bence niyet ettim Allah rızası için bu hafta bir cinslik yapmaya diye. Bir girerseniz mevzu. Bence bu derdiniz büyük oranda halledilir. Zaten ben biraz cinsliklerimle meşhurum okulda. Burada sınırları... olduğunuza göre tahmin ediyorum. Yani buraya normal adam az geliyor yani. Ama sınırları zorlarken de işte engellerle karşılaşıyoruz. İster istemez dediğiniz aslında o şey çok olmuyor ama yani elimizden geldiğince çünkü gerçekten normal sistem artık çocuklara hitap etmiyor. Bu çok net. Yeni nesle yani. Son söz aldığınız kısımda kurduğunuz 4 cümlenin 3'ü şikayet cümlesiydi. Beni takip ediyorsanız şikayetle ilgili ne dediğimi biliyorsunuz. Evet. Hatırlayan var mı? Şikayetle ilgili ben ne derim? Kitaplarda ne yazıyorum? Bir mikrofon alalım size. Şikayet eden insan gelişemez. Şikayet etmek yerine onu hayatımızdan çıkarıp cesaret etmeliyiz. Ha, şikayet eden cesaret edemediği için tavsiyem önce onları bırakın. Sistem kötü. Vallahi kötü. Hakikaten. Trafik yoğun. Evet yoğun. Saçım kel. Evet. Ne yapayım? Ama başka bir şeyler daha var. O var olanlara odaklanalım. Coşalım. Benim tavsiyem o. Elinizde öyle bir ham madde var ki. Ve öyle bir mesleğiniz var ki. Türker Kılıç Hoca'dan alıntı yapayım. Öğretmenler en etkili beyin cerrahlarıdır der. Yani o taptaze beyinlere bambaşka bakış açıları sunmak için sınırsız imkanınız var. Yolunuz açık olsun diyorum. Burada bence dert yok. Burada size görev var. Tamam mı? Aldık, kabul çok ettik mi? Çok farkındayım hocam zaten. Hocama bir cesaret alkışı. Artık Nobel mi, Grammy mi, Oscar mı neyse öyle öğrenciler bekliyoruz sizden. İnşallah. Evet, başka dertler. Bu tribüne dönelim. Buyurun efendim. Genç bir dertli arkadaşımız var. Ona bir mikrofon alalım. Merhabalar, Mert ben. Mert, bu ses tonuyla insan dertli olmaz ya. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi hoş geldin Mert. Teşekkür ederim. Bu söylediklerinizin üzerine size şahsi bir soru sormak istiyorum. Hadi buyurun bakalım. Böyle rockstar olup süper dolu dolu 40 yıl yaşamak mı yoksa daha böyle düzenli, çok riskler almadan, sürprizlerin olmadığı 120 yıllık bir hayat yaşamak mı? İkisini de sevmedim. Niye diyeceksin? Zaten ikincisiyle işim olmaz. Yani risk almadan niye yaşayacaksın ya? Öyle hayat mı olur? Risk almadan hayat bitki gibi bir şeydir yani. Dikildiğin yerde durursun. Rockstar da çok dar bir şey yani. Ya arada bir mesela rockstarmış gibi olabilirsin. Onu tadabilirsin. Arada bir çoluğunla çocuğunla saatlerce dünyayı unutup vakit geçirebilirsin. Bir işe gömülür kendini kaybedersin. Boş boş gezip aylaklık yaparsın. Bunların hepsi hayatın bir parçası. Biraz sanatla uğraş, biraz teknikle uğraş. Ne bileyim bazen arıza çıkar, etrafındakilere zorluk çıkar. Değil mi? Yani bu da hayatın bir parçası. Tek bir hikayeyle ömür geçirmek için fazla karmaşık yapıldığımızı düşünüyorum. İnsan tek bir işle ömrünü tüketmek için yani fazla karışık bir canlı. O yüzden birden fazla şey denemek bana daha cazip. Yani ben bir menüye bakayım. Bu seçenekleri sevmedim. Şey ne diyorlar ona? Hazır menü beni kesmedi. Bir böyle diğer seçenekleri yapmak isterim. Sanki sen de öylesin. Evet, sorusundan ben de, biraz öyle anladım. Evet evet, hani o söylediklerinize hitaben spesifik olarak sormak istedim zaten. Bak bu bölümün sonunda göreceksiniz. Biraz önce bir cümle ettim.
Buraya normal adam az geliyor. Bak dertleri gör. Şimdi neler çıkacak buradan? Geliyor. Başka? Bu tribüne dönelim. E buyurun efendim. Demin güzel bir tarif yaptınız. Sizden sağlam dert bekliyorum. Teşekkür ederim. İsim neydi? Fatma Nur ben hocam. Fatma Nur hoş geldin. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Hocam biz hep sürekli böyle tutkularımızı bulmaktan bahsediyoruz. Ya da yaşamımız boyunca bunu arıyoruz. Acaba benim hoşlandığım şeyler neler? Benim ilgimi çeken şeyler neler? Ama herkesin bir tutkusu oluyor mu yani? İlla ki bu yolun sonunda bulabilir miyiz? Belki de mesela benim bir tutkum yoktur bulamıyorsam. Tutku deyince ne anlıyorsun? Nasıl bir şey tutku? Yani onu yaparken ya da o işle meşgul olurken akışta olabileceğim, kendimi hayatı unutabileceğim bir deneyimden. Diğer dünyanın geri kalanını kolayca geride bırakıp. Evet. Peki böyle bir şey var mı hayatında? Ya şu an yok sanırım. Vardır vardır bir bak. Var biliyorum. Bir bak göreceksin. Mesela tutkuyla yaptığın, en azından biraz tutku hissettiğin bir şeyler vardır. Biraz var ama tamamen değil. Bak buradaki sıkıntı temelde şu. Tutku bir his olup ödül şeklinde doğru şeyi yaptığın zaman verilen bir sonuçtur aslında. Tutku bir hissiyat, insanı kapıp götürüyor ama neye karşı tutku hissettiğimizi bulabilmek için eğer dışarıda aramaya kalkarsak, bunun tadına baktım, bunu denedim, onu yaptım, bunu yaptım. En kolay tutkuyu böyle boş eğlenceler verir. Oradan oraya akalım falan filan. Bankada para da çoksa Allah sabahlar olmasın. Şimdi bu iyi bir şey değil. Gerçek tutku sorumluluk alarak emek yatırdığınız süreçlerin sonucunda elinizde büyüyen bir fikir, iş, hizmet neyse ona karşı hissettiğiniz bir duygudur. Çocuk sahibi olan arkadaşlarım işte... Özellikle çocukları biraz büyüdüğünde onlarla ne kadar takışsalar falan filan da yani çocuk sahibi olmanın tutkuyla çok bağlantılı bir şey olduğunu fark ederler. Benim şimdi en büyük kızım 24 yaşında, en küçüğü şu anda ya daha yeni 18 yaşına girdi. Mesela yıllar boyu işte bir aile olarak bir iletişimimiz var, bir şeyler var falan ama en küçük kızımı hazır olarak bana 18 yaşında getirselerdi. Al bu senin. Pek olmaz değil mi? Yani... Onu şu anda benim evladım yapan en önemli şeylerden bir tanesine bu 18 sene boyunca geçirdiğimiz süreç, karşılıklı alışverişimiz, oraya yaptığımız zamansal, duygusal vesaire yatırım ve bir emek. O emek ne kadar yoğunsa orada hissedebileceğiniz tutku da o kadar gerçek. Söylemeye çalıştığım şey şu, insan zihnine tutku ödül olarak verilir. Ama tutku dışarıdan hazır da bulunduğu zannedilebilir. Orijinal olan emek yatırdığınız, sorumluluk alarak uzunca bir süre peşinde gittiğiniz bir konuya karşı gittikçe hissettiğiniz bağlılıktır. Başarı bölümünde hatırlarsanız, geriye bir referans verelim. Hayalindeki mesleği bulma konusunu konuşmuştuk mesela. Milyarlarca insan için 5-10 tane meslek var dışarıda. Yazık değil mi yani? Milyarlarca meslek olması lazım. Hepimizin parmak izi farklı. Dünya böyle değil. Çok dar seçenekler var. Atıyorum işte ben bir sürü benim küçük kızım da dahil olmak üzere şimdi FTR okumak istiyorlar mesela fizik tedavi ve rehabilitasyon. Binlerce insan bunu okumak istiyor. Ama kızıma dedim ki niye bunu istiyorsun? Bana öyle bir şey söyledi ki izin almadığım için burada paylaşamayacağım. Bayıldım. Bayıldım ve dedim ki bu çocuk mesleğinde fark yaratabilir işte. O mesleğe kendinden bir şey kattığında o senin tutkuyla yaptığın bir işe dönüşüyor. Ve diyorsun ki 50 kere daha gelsen bu dünyaya 50'sinde de aynı işi yaparım. Tutku biraz ne yaparsan elinle o gelir seninle modeli bir şey. Bence dışarıda aramayın. Cem Yılmaz'a bağlayayım içinizde. Bence oradan yürümekte fayda var. Okey mi? Teşekkür ederim hocam. Sol taraftaki türbün. Ne haber vaziyet? Buyurun efendim. Merhabalar hocam. Benim adım Fatma. Ne dertliymişsiniz ya. Evet derdim var. Fatma, şimdi biz küçüktük, büyüdük. Mesleğimizi aldık. Ama bilmedik ki mesleğimizi alırken geliştirmemiz gereken farklı yönler varmış kendimize. Ailemizden çıktık bir mesleğin içine girdik. Ama bu mesleğin içinde bilemedik ki çok zorbalıkla karşılaşacağız. Biz sizin deyiminizle mini minnoş girdik işin içerisine. Ama envai çeşit zorba vardı. Bir ağladık, iki ağladık. Olmadı bunlarla başa çıkmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Çok ciddi bir derdim var benim. Suçlandığım anda kalıyorum. Geçmiş gelecek kilitleniyor. Donma anı var orada. Ama bunun için gelişmem lazım. Çünkü ben belki binlerce daha zorbayla karşılaşmam lazım. Bu konuda önerebileceğiniz neler olabilir? Dur sen enseyi çok kararttın. Binlerce zorba niye o kadar insan olsun ya? Şimdi birincisi dış dünyadaki insanların bize olan davranışları büyük oranda bizim onlarla ilgili nasıl bir değerlendirmeye sahip olduğumuzla belirleniyor. Yani biraz onlardan yansıyoruz biz kendimize. Biraz öyle bir tarafı var. Bir. İkincisi enteresan bir bulgu vardı birkaç sene evvel.
şehirlerde büyüyüp böyle çok AVM gibi düz zeminlerde yetişen çocuklarda denge problemleri çok oluyormuş. Engebeyle karşılaşmadıkları için, sürekli düz zeminlerde oldukları için uyarım almadıklarından denge gelişmiyor. Herkes senin istediğin gibi olsaydı etrafında. Herkes her şeyi senin istediğin gibi yapsaydı. Sen bugün nasıl bir insan olurdun hiç düşündün mü? Yürümeyi bile öğrenemezdin. Muhtemelen hiçbir şeyde gelişemezdik. Bize arıza çıkaran insanlar, bunu tabii şimdi Sinan Canan söyledi diye okey demeyeceksin buna. Yıllar sonra ya adam haklıymış diyebilirsin, bu ihtimal yüksek. Yıllar sonra fark ediyoruz ki hayatımızda çok berbat şeylere neden olan insanlar bile bizim aslında çok önemli öğretmenlerimiz olmuş. Bende var öyle birkaç tane. Ben de çünkü senin gibi benzer işte akademik falan hikayelerden geçince. Bu arada arkadaşlar akademi yine yapılan çalışmaların yabancısıyım. Psikopat beyni dediğimiz bir yapının en yoğun bulunduğu mesleklerden biri. Akademisyen olmayı düşünenlere duyurulur. Gereksinimlerden biri bu. Ben de oradanım bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kimseye bir laf atıyor değilim. Psikopat beyni dediğimiz yani böyle rekabetçi, biraz acımasız, ayağa basmayı seven, böyle kontrolcü, montrolcü, pragmatist, makyavelist falan. Öyle karakterlerin yüksek olduğu bir meslek biraz oransal olarak. Tabii herkes öyle değil ama bu meslek grubunda bir de böyle yöneticilerde, CEO'larda falan çokmuş. Artı emniyet kuvvetlerinde fazla bulunurmuş. Doğal da yani. Oradaki insanın biraz atarlı böyle değil mi? Yarışmacı, acık öfkeli falan olması lazım. Normal. Bu çeşitlilik o yüzden var zaten. Dolayısıyla hamama giren terler. Bak bu laf da çok güzel bir der. Yani oranın belli koşulları var. O koşullardan şikayet etmektense mesela isim vermeyeyim. Benim hayatımda bir ara bir yöneticim oldu mesela. Canımı ot tıkadı bildiğin. Mesela ben bu bana öyle böyle yaptı diye anlatıyorum şu anda. Yıllar geçtikten sonra. Ama diyorum mesela onun sayesinde ben bugün sizlerin huzurunda çıkıp bunları anlatabilecek bir kariyer elde ettim. Kötü komşu ev sahibi yapar. Duydunuz mu? Aynen öyle bir şey. Dolayısıyla onlara çok kızmayın. Şükredin. Biliyorsunuz hayatta her şey sizin hayatınıza bir nedenle giriyor aslında. Öyle bakarsanız öyle görüyorsunuz. O nedenle sizin onlara nasıl cevap verdiğinizle ilgili. Bu arada arkadaşlar bu tamamen beyinsel bir konu. Böyle bir ezoterik, dini, geleneksel bir şeyden bahsetmiyorum. Biz bilincimizle, bilinç bölümünde bunu uzun uzun konuştuk. Bilincimizle bir olayın üzerinde durup ben başka ne yapabilirim diye sorduğumuzda kaderimizi değiştirebiliyoruz. Bu çok net yani. Ben mesela sonuçta bunların hepsinin bir sebeple yaratıldığına inanıyorum. Yani benim böyle bir inancım var. Dolayısıyla etrafında mesela hoşuma gitmeyen bir şey oldu diyelim. Diyelim sizin kazanızın rengini sevmedim. Bu arada çok sevdim. Ama diyelim ki sevmedim. Ben bunu niye kavga edeyim yani? O öyle. Yapan öyle yapmış, tercih eden öyle yapmış, o tercih eden de yaratan böyle yaratmış. Ben şimdi buna karşı mı geleceğim yani? Benim başka işim var. Ben kendimle ilgili neleri değiştirebilirim, oraya konsantre olurum. Nasıl fikir? Gayet aktivist bir fikir bu arada, hiç pasivist bir şey değil. İnisiyatifi alalım, şikayeti bırakalım, coşalım. Buyurun efendim, sizden alalım. Çaprazımda kolayıma geldiniz valla. İsmim Mürsel. Mürsel hoş geldin. Hocam da benim derdim direkt beyinle. Çok dertliyim. Hatta beyinle nasıl ya? İlgili. Beyinle insanın ne derdi olur gözün senin? Hocam şöyle sanki değere, yani beyine verdiğimiz değeri çok az görüyorum. Ülkemizde hatta dünyada yani araştırmalar olsun. Ya mesela işte evrenin sırlarını arıyoruz. İşte uzaya roketler gönderiyoruz. Bunu işte coşkuyla alkışlıyoruz. Hoşumuza gidiyor araştırılması. Hatta bana İşte şey deniyor, cahil cahil konuşma, işte insanlar bir şeyler araştırıyor, ediyor. Ben diyorum ki belki evrenin sırları beyinde yatıyor olabilir. Yani sanki beyne verdiğimiz değer az. Yani oraya yapılan yatırımlar az araştırmada. Mürsel'le benzer bir derdi paylaşıyormuşuz. Yalnız Mürsel muhtemelen şu anda seninle benim herhalde karaciğerimiz böyle hocam. Yapıyor karaciğer. Ben olmasam o beynin hali. Hiç beni düşünmüyorsunuz. Hep beyin, beyin, beyin nereye kadar. Bence öbür organları ihmal etmeyelim. Onlar çok önemli. Dışarıda tek başına zıplayarak gezen bir beyin gördün mü? Yok. Bedenin dışında beş para etmiyor. Evet. Biz beyinden aslında bu kadar konuşurken, beyinle ilgili araştırma yaparken, beyin gerçekten bir organ. Yani hakikaten bir de çok şekilsiz, tipsiz bir şey. Yani inşallah çıplak halini görmemişsinizdir. Hakikaten çok tipsiz bir şey. Fakat beyinle ilgili konuşmamızın sebebi insan denen varlığın, davranışların kökenini anlamaya çalışıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Bu beyinle ilgili, yani beynin teknoloji, dünyayı değiştirme ve insanın hayatta kalmasıyla ilgili her türlü özelliğini araştırın.
İnsanın dik duran bedenini ve şu ellerini dikkate almadan beyinden hiçbir şey göremezsiniz. Mesela beynin bu eller olmadan bu dünyaya bir şey yapması mümkün değil. Yunusların IQ'su 500 civarında diye hesaplıyorlar. Bizden kat kat üstün IQ'ları var. Türkiye'nin en baba romancılarından birisi olan Alper Canıgüz, onların yüksek zekasının niye bir medeniyete dönüşmediğiyle ilgili güzel bir yorum yapmıştı bir birlikte olduğumuz panelde. Birincisi dedi ki fazla zeki olan zaten medeniyet kurmanın çok iyi bir fikir olmadığını hemen anlar. Biz düşük IQ'lu olduğumuz için hemen medeniyet kurasımız geliyor. Bir de dedi, Yunuslar dedi böyle dedi. Bununla ne yapacaksın yani? Bununla bir şey yapamazsın. Ellerin olacak ki manipüle edeceksin, birleştireceksin ve dünyayı değiştireceksin. Özetle beyin bir metafor. Ve bence gereğinden fazla ilgi gösteriyor olabiliriz. Ben yıllardır beyin anlatıyorum gibi gözüküyor ama bakın bu programın temel konusunda hiç beyin demedim. Dikkat eder misiniz? İnsan. Bizim esas derdimiz insan olmalı. Ve beni korkutan bir şey daha var. Hazır bu derdini sen söylemişken ben de kendi derdimi söyleyeyim. Biz insan merkezli bir yaşam yaşamak istiyoruz değil mi? İnsan merkezli olsun her şey. Böyle bugün böyle bir moda var. Merkeze insanı koyalım. Şimdi merkeze koyduğumuz şey, insan için yapalım her şeyi. İnsan merkezli iş ortamı, insan merkezli eğitim değil mi? Öğrenci merkezli eğitim. Bunu çok seviyoruz. Fakat insan ne kadar anlıyoruz acaba? Yani daha konunun emekleme aşamasındayken merkeze hiç anlamadığımız bir şeyi koyunca saçmalıyoruz, farkında mısınız? Türker Kılıç Hoca'nın yine çok güzel bir önerisi var. Diyor ki insan merkezli yaşam bizi hep takoz böyle yapıyor, tökezletiyor diyor. Ve ilerlememizi engelliyor çünkü insanın ne olduğunu anlama konusunda çok başlangıçtayız, beceriksiziz. Halbuki biz yaşamın merkezine, yaşamın kendisini koysak, yaşamda ne oluyor diye baksak, her tarafımızda bin tane öğretmen var. Mesela öğretmen, öğrenci yetiştirirken doğaya baksak, sağlıklı olmak için doğaya baksak, şu stüdyoyu, şu şehri yaparken doğaya baksak, İnsanın heva ve heveslerinin çok ötesinde bir şey göreceğiz. Benim de dert, bence de biz fazla girdik beyin işine. Fazla belki yakından bakıyor olabiliriz. Esas muamma bu varlık içerisinde, bu canlılık içerisinde şu insan denen garibanın yerini bir doğru tespit edelim. Ondan sonra kaptırıp gideceğiz gibi. Bilmiyorum, senin derdini biraz değiştirebildim mi? Beraber bir takılalım bu konuya. Bence bak bu konu iyi konu. Gözlüklerde yuvarlak ikimiz. Filmlerde hep böyle bunlar buluş yapıyor ona göre. Haberin olsun. Evet bu taraf buyurun efendim. Üst katlardan. Merhaba hocam ben Sevgi. Sevgi hoş benim geldin. Derdim biraz da sizinkiyle aynı. Az önce arkadaş da söyledi. Hocam benim derdim insan. Hani program başında da söylüyorsunuz. Hani insandan bahsediyoruz. İnsanı konuşuyoruz. Hani insan nedir? Hani o kadar da konudan bahsettik. O hani o konuların da temel yapısı, temel kişisi aslında insan. Hani arkadaşı sorunlar yaşamış. Hani o insan neden böyle yaptı? Biz insanları anlayamıyoruz. Hani biz bizi anlayamıyoruz. İnsan nedir hocam? Peki insan nedir diye soruyorsun. Mesela Mürsel'i mi soruyorsun? Yoksa kendini mi soruyorsun? Herkesi soruyorum. Etrafı anlamaya herkesi çalışıyorum. Herkesi sorma bence. O soru çok zor bir soru. Ve ben yani bu konu belki küçüklüğümden beri beni ilgilendiriyor. Bir de meslek itibariyle buna işte bu taraftan yanaşmak kısmet oldu yıllar içinde. Ben şunu öğrendim. Bir başkasını anlamak da tanımak da, değiştirmek de imkansız. Yok öyle bir şey. Bir kere ben mesela sinir bilimsel olarak size ilginç bir şey söyleyeyim. Şu anda işte burada aynı ortamda bulunuyoruz sizle. Siz sevgili dostlar da şu anda böyle pür dikkat bizdesiniz. Hissedebiliyorum. Ama aynı ortamda bulunsak bile sizin şu anda burada ne algıladığınızı benim bilebilme ihtimalim yok. Ne görüyorsunuz? Zihninizden ne geçiyor? Nasıl duygular hissediyorsunuz? Görebildiğim kadarıyla durumlar iyi. Henüz içi bayılıp düşmek üzere olan yok. Şimdilik. Nereden geldik baba buraya diyen yok. Böyle ilgiler iyi falan, uyanığız. Değil mi? O kadar. Onun dışında belki siz beni bambaşka görüyorsunuz, burayı bambaşka renklerle algılıyor olabilirsiniz. Hiç bilemem. Ama o sizin iç dünyanız ve ben ona merak göstererek boşuna bir çaba harcamış olurum. Tek bilebildiğim şey ne? Rahmetli Descartes söylemiş, düşünüyorum. Öyleyse varım. Bir tek kendi düşünmesi üzerine düşünebilen zihnimizden eminiz. Onun dışında hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Dolayısıyla ben kimim sorusu en geçerli soruyken bu kim? Boş iş. O ne derse o. Sen ne dersen sen olsun. Ben başka bir şey bilemem senin hakkında. Dışarı isar ettiğimizden ibaretiz ama
ben kendimi ne kadar bilirsem, sen bana niye böyle gözüküyorsun onu daha iyi anlayabilirim. Seni zorbalara da gönderme. Mesela ben kendimi bilirsem, o bana niye öyle gözüküyor? Bak bu çok ince bir nokta. Ve yavaş yavaş bakıyorsunuz, büyüdükçe, ben daha henüz ergenliği geçemedim, az kaldı ama, büyüdükçe dün düşman gördüklerinizin ne kadar dost ve kardeş, dün müttefik dost kardeş gördüklerinizin ne kadar sakıncalı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Kodlar değişince dünya değişiyor. O yüzden konu, yani bu insan kim sorusu bence doğru değil. Ben kimim sorusu ana soru. Yeni dert yaptık mı? Tamam, ben kimim sorusu. Ne bileyim? Şu anki sıkıntı ben kimim o zaman. Aa bak yırttım, ben bilmiyorum ki bunu. Onu sen bileceksin. Esas iş o. Sağ türbün. Evet efendim, geçiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben İbrahim. Şeyi soracaktım aslında. Az önceki hocamın sorusunu devam ettirmek istiyorum. Ben birazcık söylediklerinize çok katılmadım. Çünkü hocam kendi birazcık da özel sorusunu genel olarak sistemin aslında iyiye gitmediğini anlatmaya çalıştı bence. Eğitimle ilgili o. Evet, eğitimle ilgili o. Ama siz de aslında birazcık daha kişisel bir çözüm öğrenirse evet. buldunuz. Benim anlayamadığım kısım şu. Bence bu çok önemli bir konu. Hocaya verdiğiniz kişisel tavsiyeyi genel olarak bütün öğretmenler de bunu yapabilir diyebilir misiniz? Veya diyelim. Böyle bir çözüm veya bu konuyla ilgili bir düşünceniz. Bu direkt şeyle ilgili hani eğitim sisteminde yapılanların doğru yapıldığını veya yanlış yapıldığı veya hemen bu konularda düşüncenizi merak ettim. Kesin benden önce biri böyle bir özdeyiş söylemiştir ama gençken sistemi değiştirebileceğimi düşünüyordum. Biraz büyüdüm. Tekin insanları değiştirmenin daha iyi olacağını fark ettim. Azıcık daha büyüyünce tek değiştirebileceğim kişinin kendim olduğunu fark ettim. Şimdi şöyle bir şey zannediyoruz. Bir daha ismini alabilir miyim? İbrahim. İbrahim. Her şeyin bizim üzerimize bir sistemden dolayı geldiğini düşünüyoruz. Yani kurulu bir şey var. Biz bunun içinde bir rol oynuyor gibiyiz ama. Mesela Atatürk böyle düşünseydi. Deseydi ki şartlar bu. Osmanlı'nın müfredatı kötü kardeşim. Bugün ne halde olurduk düşünebiliyor musunuz? Ya da bu İngilizler çok güçlü. Geldiler hayatta gitmezler. Değil mi? Olmazdı o zaman. O zamanki sistem böyleydi. Ne dedi? Geldikleri gibi gider. Kim? Düşman. İşgal etmiş bilmem ne. Şimdi artı yani bizim tarihimizdeki en yakın örnek olduğu için Mustafa Kemal Atatürk'e örnek veriyorum. Bütün büyük insanlara, bütün peygamberlere bakın. Hepsi içinde bulunduğu topluma diyor ki kardeş sisteminiz yanlış. Yanlış yapıyorsunuz. Ve bunu tek başlarına yapıyorlar. Diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Yanına birileri geliyor. Hakikaten ya doğru bunlar yanlış yapıyor falan diye. Böyle toplaşıyorlar etrafına. Lider dediğimiz şey işte böyle sisteme itirazla başlıyor. Ve bir liderimiz burada oturuyor mesela eğitim alanında şimdi inşallah. Niyet etti çünkü biraz önce ben yanlış duymadıysam orada bir niyet geldi. O zaman ben pandemiden beri baş koydum bu duruma zaten. Ha. Pandemiden sonra oldu zaten bu. Tamam işte. Pandemide... Bak pandemine ayıklığa sebep oldu. Kesinlikle pandemiye de şükür hocam. Lazım. Bir de o var. Herkes şikayet ediyor. Neler neler öğrendik biz pandemide. 3 yıldır baş koyuyorum buna yani. Bu niyet edildikten sonra o sistemin nasıl değişeceğini hep beraber göreceğiz. Elbette ki mesela benim çok yakın arkadaşlarım, dostlarım Milli Eğitim Bakanlığı yaptılar. Bakan olduğunuzda da bir şey değişmiyor. Ve o insanların fikirleri, belki de eğitimle ilgili fikirleri benden çok daha işlevsel, çok daha ileri, çok daha engin ve derin. Fakat yukarıdan değiştirebileceğiniz şeyler çok sınırlı. Siz otobanları yapar, sinyalizasyonları yaparsınız. Kaderiniz şoförlerin elinde. O süren kişiyi bilinçlendirmezseniz dünyanın en iyi yolunu yapın, beş para etmez. Dolayısıyla sistemden önce bizim kendimizi konuşmamız lazım. Diyorlar ki Avrupa'da niye böyle, orada niye böyle, bizde niye böyle? Biz böyle olduğumuz için öyle. Ben şimdi bak şöyle bir düşün dediğini daha önce kızıma söylemiştim. Hiç hoşuna gitmedi. O şimdi yurt dışında yaşıyor. Dedi ki ya baba buradakiler süper, ben de gidince çok iyi hissediyorum kendi falan. İşte bizim burada da şöyle böyle bir şeyler var. Kızım dedim şöyle bir şey yapalım. İki ülkenin nüfusunun eşit olduğunu düşün. Pat bir gecede yer değiştirelim. Bizimkilerin hepsini oraya, oradakilerin hepsini buraya getirelim. Sence bir yıl sonra neresi nasıl olacak? Dedi ki yok baba bizimkileri vermem, bunlar iyi dedi. Oradaki insana göre bir sistem oluşuyor. İnsan davranışı sistemi yaratıyor. Biz neyi talep edersek başımızda onu buluyoruz. Ve siz halinizi değiştirmedikçe başınıza gelen değişmiyor efendim. Bu kadim bir kural. Dolayısıyla ben hep oradayım. Sistemle ilgili politikacılarımız var, teknik insanlarımız var, teorisyenlerimiz, akademisyenlerimiz konuşsunlar.
Ama ben insanla ilgileniyorum. Dolayısıyla o konuda da çok bilmem. Yani inşallah birisi güzel bir sistem yapar, biz de içinde oynarız. Ama dünyanın en iyi sistemini getir kur. Ben etrafımıza bakıyorum, hazır değiliz gibi gözüküyor. O yüzden ben bu kadar çok insandan bahsediyorum. Ya derdimiz aynı bak. Herkes böyle yaptı, şu anda bir görmeniz lazım. Ya biz de çok dertliyiz bu konuda. Evet, buyurun efendim. Merhaba, ismim Bahar. Bahar, hoş geldin. Ünlü bir bilim adamının yeni kitabında özgür irade olmadığını savunuyor. Ben sizin düşüncenizi merak ediyorum. Özgür... Derdiniz bu mu? Evet. Vallahi niye bunu dert ettiniz böyle? Yani strese sokuyor bu beni. Ama niye ki? Özgür iradenin var olup olmadığı. Mesela şu anda diyelim ki ben size bilimsel olarak özgür irade yok. Ne yapacağız? Yok, kesin söyle. Kesin bilgi. Kaldırdık özgür irade, vardı bitti. Yok artık. Ben kendimi özgür olarak, özgür irademi kullanamadığımı düşündüğüm için belki de. Peki siz kendinizi özgür hissediyor musunuz? Her alanda değil. Genel olarak? Yani kültürler, ahlaki, aile, sosyal. Hayır, kısıtlıkları kastetmiyorum ama mesela yeterli kaynağınız, paranız, gücünüz bilmem neyiz olsa siz özgür bir insan mısınız? Evet. O zaman özgür irade var. Yani onun bilimsel olarak olup olmaması bizde ne değiştirecek, onu merak ettim. Ya bu dert değil yani, bu bilgi. Dert şu, acaba ben özgür iradeli bir insan mıyım yoksa bunların hepsi bir illüzyon mu? Aman yarabbim. Biraz bu mu dert? Çok şey yapmayın. O çok önemli bir şey değil. İnsan hissettiği yaştadır diye bir laf var ya. Şimdi özgür irade tartışması yapan filozofları falan ben arada okuyorum. İşte bunların arasında nörofilozoflar falan da var, Churchland gibi. Geldikleri yer burası. İnsan ne hissediyorsa aslında önemli olan o. Çünkü öyle bir konudan bahsediyoruz ki aynı biraz önce dedim ya, sizin ne algıladığınızı benim bilebilme imkanım yok. Bu meseleyi de bir insanın zihnine girip beynini bilmem ne yapıp en azından şu anki teknolojide ölçebilme imkanımız yok. Ve özgür irade denen kavramın insan icadı felsefi bir kavram olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Free will diye İngilizce bir tamlamanın Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Yani insanda daha önce var olmuş, sonra kaybolmuş, gözlemsel bir şey değil. Bir takım düşünce zincirleri sonucunda birileri da bu insan kafasına eseni yapıyor. Demek ki öbürleri pek iradeli gibi değil ama insan özgür iradeye sahip olabilir dediği için literatürümüze girmiş bir şey. Benim yetiştiğim kültürde özgür irade diye bir kavram yok. Bu kültürden çıkma bir kavram değil. Bu kültürde nasıl bir irade kavramı var? Benim yetiştiğim, siz de aynı yerde yetiştiğimiz çoğunlukla varsaydığım için. Bir irade var ama minnacık, cüz'i. Arapça cüz, atom bir atoma da deniyor. Çok küçük, çok minik, cüz'i irade. Ama tanrısal irade külli irade deniyor. Her şeyi yöneten irade. Mesela bizim anlatıdan gelen böyle bir şey var. Şimdi cüz'i iradeyi aramak bir şey, özgür iradeyi aramak başka bir şey. Bilimsel olarak size söyleyeyim, böyle kafamıza estiği gibi takıldığımız hiçbir anı bilim insanları tespit edemedi. Yaptığımız her hareket bir önceki nedenin sonucu ve çoğu zaman beynimizin bir yeri bilincimiz fark etmeden önce kararı vermiş oluyor zaten. Sonra sen diyorsun ki bir soru niye yaptım? Bahane uyduruyorsun bildiğin. Halbuki senden, senin bilincinden çok önce içeride bir karar veriliyor. Yani bu özgür irade deneyleri resmen bir ben var benden içeri o deneyleri diye adlandırıyorum ben bunları. İçimizde bir şey oluyor, dışımızda bambaşka bir şey oluyor. Fakat pratikte özellikle bir sonraki bölümde detaylı olarak konuşacağımız bir özelliğimiz var ki o özelliğimiz sayesinde biz durup bakıp davranışlarımızı değiştirebiliyoruz. Ve davranışlarımızı değiştirebildiğimiz için de davranışlarımızdan sorumlu oluyoruz. Bu iradi olarak becerebildiğimiz bir şey olarak gözüktüğü, en azından böyle ortak bir kabule yaslandığımız için insan sorumlu bir varlıktır diyoruz. O yüzden hukuk var, o yüzden ceza var, o yüzden yasa var. Bilmem anlatabildim mi? Yalnız not düşeyim, belki 150 yıl sonra bu programı izliyorsanız, inşallah yarabbim enteresan olur. Format hala çalışırsa ve 150 sene sonra izliyorsanız bu konudaki görüşler değiştiyse bile yapacak bir şeyim yok. Biz bugünün görüşleriyle konuşuyoruz efendim. Bu türbün tamam. Bu türbünden genç bir arkadaşım var orada. Ne dertliymişsiniz ya, vallahi süper. Merhaba hocam, ben Osman. Merhaba. Osman hoş geldin. Az önce dediğiniz şeyi ben de merak ediyordum. Hani beynimiz biz karar vermeden önce karar vermiş oluyor çoğu zaman. Biz farkında bile olmuyoruz. Hı. Acaba biz bunu aklımızla kendimiz düşünerek... Hani bazı spesifik olaylar, tabii ki her olay için bunu düşünemeyiz. Hatta düşünmek de istemeyiz. Bunu speküle edebilir miyiz? Hani düşünüp onu
beynimiz bunu kesinlikle yapacak, karar verecek şeklinde kendi irademizle düşünüp bunu engelleyebilir miyiz? Teşekkürler. Bu derdinin cevabı çok kısa oldu. Yani zaten konu ne biliyor musun? Düşünme, karar verme ve harekete geçme sistemi öyle karmaşık bir mekanizmaya dayanıyor ki. Yani sana bıraksak diyemezsin. Adım atamazsın. Mesela bak, konuşma biçimimizi düşün. Konuşma hızımızı ve üretmemizi. Hiç olmadı Sinan Canan'a bak mesela. Düğmeye bastım, pata 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 konuşuyorum ya. Çok şükür öyle bir sistem çalışıyor. Bir tane kelimeyi iradi olarak söylemeye kalktığımı düşün. Mesela bu kelime, kelime kelimesi olsun. Kelime derken bak, bir kelime deyin. Kelime. Bak, ağız, dil, diş, kaç tane hareketi be. Kelime. En az 25 tane kas burada sırayla çalışıyor. Diyafram, akciğer, hava itip buradan kasılan ses teller arasından ses çıkarıyor. Ağız rezonatörü ona bir şekil veriyor. O seslerin işte anlamlı bir diziye gitmesini sağlıyor falan. Yüzlerce hareket arka arkaya otomatik pilotta yapılıyor. Ve bu bizim yaşamsal sistemin temeli olduğu için hemen hemen hiçbir şey bize bırakılmamış. Zaten bunu bile otomatik pilotta yapan sistem bütün hayatı otomatik pilotta götürüyor. Ama işte biz bazen, nadiren, hayatımızda birkaç kez durup ya bir dakika, ben niye bunu yapıyorum arkadaş deyip başka bir otomatik pilot vitese geçiyoruz, işte o zaman kader değişiyor. Ama yani biz şunu şöyle zannediyoruz: ben bir karar verdim, her gün sabah iradi ve bilinçli, öyle bir şey yok. Pazartesi başlanan rejimleri hatırlıyorsunuz, açlık bölümünde konuştuk. Pazartesi hem rejime başlanır, hem spor salonuna gider, hem bir bağımlılık bırakılır, hem bir şey olur. Çarşamba günü büyük bir festivalle bütün iş biter. Verdiğin kilo vardıysa onun da 10 katını geri alırsın. Niye? İrademizle yapabileceğimizi zannediyoruz. Halbuki diyet, öyle geçici diyet diye bir şey yok. Ne var? Yaşam tarzı var. Ben niyet ettim bundan sonra başka bir yaşam tarzını sürdürmeye ve yavaş yavaş, yavaş yavaş onun içerisine girebilecek olayların oluşuna izin vermekle alakalı bir durum. Yoksa ben de çok isterdim aklım senin kadar hakim olsun, düşüneyim, tutayım, yapayım. Belki örümcek adam ama biz değil yani. Sağ olun canım. Sen sağ ol, çok teşekkür ederim. Daha önce hiç konuşmamış, evet. Merhabalar hocam, Sefa ben. Sefacığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Her zaman dedik ki hep kendimize bakalım, içeri bakalım. Ama bir yandan da dedik ki hep dışarıda bakalım. Ben kendime odaklandığım zaman dışarıyı göremiyorum. Dışarıya odaklandığım zaman kendimi göremiyorum. Ne önerirsiniz hocam? Euzubillah, ne enteresan dert. Var mı aynı dertten muzdarip arkadaşım? Dışarıya odaklandığın zaman içeriye, içeriye odaklandığın zaman dışarıya. Evet hocam. Gerçekten bunu böyle hisseden kaç kişi var, bir görebilir miyim? Peki sen bunu hissettiğin zaman dışarı mı bakmayı tercih ediyorsun, içeri mi dönüyorsun? İster istemez dışarıya odaklanıyorum hocam. Yani kendime tam odaklanamıyorum. Sadece dediğiniz gibi günlük 10 dakika hiçbir şey yapmadan durduğum zaman kendime odaklanabiliyorum. Günlük 10 dakika hiçbir şey yapmadan durabiliyor musun? Genelde 5 dakikayı aşamıyor yani. 10 dakika olmuyor ama 5 dakika oluyor. 5 dakika da iyi. Evet, biz 5 dakikaya da plaket veriyoruz, hiç sıkıntı yok. Yani var mı 5 dakika hiçbir şey yapmadan durabilen? Mesela o durumda mecburen kendinize bakmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, ama dış dünya sürekli dürtüklüyordur. Evet, günlük hayatta kendimize bakamıyoruz hocam. Yani dışarı bakmak kolay, içeri bakmak zor diye duysam doğru mu? Evet tabii ki hocam. Arkadaş, yani valla hazırlasam böyle soru olmaz. Zaten programın sonuna gelmişiz şimdi. Arkadaşlarım bildirdi ama bir sonraki bölüm valla tam bununla ilgili. Yani bilinçli farkındalık dediğim şey ne işe yarar onu konuşacağız ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki haftadaki konuya da girizgah olsun inşallah. Gözünüz nereye bakıyor? Önümüze. Kulaklar. Deri. Ağız. Burun. Hepsi sizden dışarı bakıyor. Duyu organları dışarıyla ilgili bilgi toplamak için. Gözümüz, kulağımız hepsi dışarıya matuf. Ama içeride bir şey var. O dışarıdakiyle çalışıyormuş gibi gözükse de içeridekiyle meşgul. Akıl dediğimiz meleke, düşünme dediğimiz meleke, o sorgulama, sezgi, bunlar içsel şeyler. Hep dışarı ayarlanmış olan bu bedendir. Bütün hayvanlarda da onlar sürekli felfecir okuyor biliyorsunuz. Devamlı etrafı kesiyorlar. Kedinin önüne o yüzden lazer pointer'ı tutunca fıttırıyor falan de. Onun peşinde aklını kaybediyor. Ama mesela biz böyle hiç neden yokken dış dünyayla bir alakamızı kesip açık beyinde şöyle bir şey dedilerdi. Allah Allah, nece ola ki diye kendi içimizde dalıp gidiyoruz mesela. İçsel alemimizde bir şeyler yapıyoruz.
Ve en büyük aydınlanma her zaman oradan geliyor. Yalnızlık bölümünde hatırlarsanız minik bir uyarı yapmıştık. Hiram ağrınız yoksa aydınlanma beklemeyin demiştik. Tarihteki büyük insanların, peygamberlerin, mesajcıların, aydınlanan insanların ortak hikayesinin bir yere çekilip bir şeyleri fark etmek, sonra da gelip hepimize yol göstermek olduğunu anlatmıştık. Çok iyi bir pas attın. Önümüzdeki haftaki programda en önemli insani becerimiz olan, hatta bana bir aylığına Türkiye'de yetki verseniz, ilkokullardaki bütün dersleri kaldırıp yerine koyacağım iki dersten bir tanesi olan bilinçli farkındalık konusunu işleyeceğiz. O zamana kadar farkındalığı yüksek, güzel bir hafta diliyorum. Hepinize sevgiler.